Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar evime. Bugün mutfağımda değil, size evimin giyinme odasında ağırlayacağım. Buraya taşındığımdan beri aylardır hatta yine Zübeyde Hanım'ın düzenlediği düzeni devam ettirmeye çalışıyordum. Ama artık o kadar çok dağıldım ki ve o kadar çok kullanmadığım, giymediğim kıyafetim var ki artık sığamıyorum. Tekrar aynı stres içerisine girince direkt Zübeyde Hanım'ı aradım. Dedim böyle böyle Zübeyde Hanım, acil yardımınıza ihtiyacım var. Bir organizasyon yapılması gerekiyor giyinme odamda ve gelir misiniz dedim. Hatta dedim madem böyle bir şey yapacağız bunu vloglayalım. Her hafta dedim mutfak olmaz. Araya dedim böyle videolar da gelsin. İyi yapmış mıyım? Teşekkürler. Bu arada sen de hoş geldin. Askerdeydin Amasya'da. Sabah arıyorum Bahadır ben böyle. Gel tezkereye, gel tezkereye. Şu anda Zübeyde Hanım'ın yanına gidelim. Bakalım neler yapıyor. Başlamış mı? Ne durumda? Aşkım. Nasılsın? Hoş çok geldin. Çok mersi, iyiyim. Hoş bulduk. Vallahi burnunda tütüyorsun. Buraları senin düzenlemelerinden sonra o kadar bozulmasın diye uğraştım ki. Evet. Ama böyle her çamaşır yıkanıp yerleştirildikten sonra aşkım. Ve yenileri geldiğinde. Yenileri geldiğinde. Evet, yenileri geldiğini nasıl anladık? Biz buraları hep beyaz askı kullanmıştık. Hmm. Ama şu anda 3-4 model ve 3-4 renk aralarına karışmış. O kadar karıştık ki acil toparlanması gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum bu arada beni kırmayıp geldiğin ederim. İçin. Bütün siz de beni ağırladığınız ay için. Ne demek aşkım. Senin boş zamanını yakalayacağız da bulacağız. Yer açtı da bana hani müşterisini iptal etti de sağ olsun geldi. Ay bunu da söylemiş oğlum çaktırma. Aramızda sırdı bu. Şimdi çok fazla kıyafetim olduğu için bence şöyle bir fikir verdi bana bu arada Zübeydeciğim. Zübeyde Hanım mı diyeyim, Zübeyde mi diyeyim, Zübeydeciğim mi diyeyim, ne dememi istersin? Nasıl Zübeyde istersen. Hanım deyince böyle kulağa o kadar hoş geliyor ki sanki böyle Atatürk'ün annesine sesleniyormuşum gibi Zübeyde Hanım olarak kalabilir bence. Tamam. O kadar çok şey var ki ve giymediğim çok şey var ki hani onları arkadaşlarıma falan veriyorum giymediklerimi de hani bir dolap satışına. Önerdim ben. Bana öyle bir fikirle evet. Geldi. Çünkü bu ayakkabılar, kıyafetler hani marka marka şeyler giydim artık giymiyorum. Ya giyersek diyoruz ama giymiyoruz. Giymiyoruz. O zaman ne yapacağız? Dolap detoksu. Evet. Yani bugün biz hem düzenleme yaparken hem de dolap detoksuna yer vereceğiz. Hı-hı. Beraber sizin giymediğiniz kıyafetleri ayıracağız. Hem dolapta satışını yapacağımız kıyafetlere yer vereceğiz. Hı. Hem de ne yapıyoruz? İhtiyacı olan arkadaşlarına yani verebileceğin arkadaşlarına da evet. Ayırma yapacağız. Ya da ihtiyaç sahiplerine. Aynen. Harika. Ya o kadar mutluyum ki hani bunu zaten aylardır yapmak istiyorum. Bir de bunu kayıt altına aldığım için ekstra mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Hani ya, şimdi tabii. Benim bakıp giymediğime karar verip onu ayırmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Okey. Bunları yeni aldım. Bu buranın ürünü değil zaten. Katlama olacak. Evet bu katlama olmalı. Yanlış ısınmış. Bu hırkaları da belki istersen sen şuraya bunları katlamıştın. Tabii bir tane hı-hı. Kaldı. Buraya bir daha asla katlanıp konmadı senden sonra. Belki boy hizasından dolayı olabilir. Benim boyum uzun olduğundan dolayı benim alıp koymam kolay oluyor. Hani en azından bir 7-8 tanesini oraya sokabiliriz gibi hissediyorum. Hem koyabiliyoruz hem de biz hırkaları üniformalı hoodilerin neyin üzerine giyiyoruz? Tişörtlerle. Bizdeki amaç tek yönde bakış açısını kombinasyonu hızlandırmak. Yani ben bunu hoodinin üzerine giymiyorum. Evet yani zaten giyemem. Giyiyorum. Tişört giymişim üzerime bir şey ararken onu görmem var. Lazım. Evet. Doğru. Ve onun altına neye ihtiyacımız var? Tekle eşofman altı veya pantolon bize zaten. Direkt altı. Evet. Tek yön. Bu arada ben sadece burayı kullanıyorum. Ay süper. Bir de hani, çoraplarımızı kullanıyoruz. Bir de çorapları bir de iç çamaşırımı. Bu dolaptaki birçok şeyi giymiyorum mesela. Hı-hı. Hani bundan biz, çok yer açabiliriz. Evet. Şimdi biz hoodilerden başlayalım. Çünkü burada hoodilerimiz çok sıkışık. Aralarında belki konulmaması gereken karışmış olan kıyafetlerimiz var. Ama buradaki sıkışıklığı azaltmamız gerekiyor. Hı. Ben biliyorum ki giymediğiniz kıyafetler var. Biz ona dolapta satışını yapmak için lütfen alalım. Ay süper. Hangilerini giyiyoruz? Ben onları vereyim. Onlar en azından satılsın. Ben onların satılan parasıyla yeni bir şeyler alayım. En azından onu tabii giyeyim. Tabii ki. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm yapmış olayım yani. Evet. Çok mantıklı geldi bu fikrin bana. Normalde ben öyle onlar gitmişti. Satmak aklıma bile gelmezdi. Hem verirdiniz hem de veya da kıyıp veremediğiniz, giyerim dediğiniz kıyafetler de bu şekilde sıkışık bir şekilde dolapta durmuş olacaktı. Evet. Mesela hiçbir şeyden de vazgeçemiyorum. Geçeceğiz. Şunu da giymem artık. Askıya gel. Ne mana mesela bu burada? Ve yer kaplıyor. Takım elbise askısı. Bülent Ersoy ve elbisesi. Hani öyle bir askı. Bu ne mesela hani? Bu çekmiş mi? Ben bunu böyle mi almışım bilmiyorum. Çekmiş.
Yok güzel. Evet. Crop çekmiş mu? Hayır, çekmiş çünkü çekince de ne oluyor? Alt kısımları genişliyor. Vallahi crop. Bu bak kadar. Crop ama biraz da yıkandığı için çekmiş. Kısa çekmiş, boylu bir şeydi. Evet, tamam çekmiş ama. Ama giymem onu ben artık. Şunu giymem ben artık. Bu hırka zaten. Katlamaya geçecek. Bunu giymez misin? Bu çok güzel. Onu giyerim de yeri burası değil diye şu tarafa alacağım. O yüzden ayırdım. Burada da bir hoodie buldum. Bunun yanı sıra da elediklerinizden de içinden giyersiniz deyip tekrar dolaba koyuyormuşum. Öyle huyum da var. Ay sus. Birinin eski kıyafetlerimi atmama destek olmasına ihtiyacım var. O kişi olur musun? Atmaması, hayır. Atmam yani, dediğim hani odamdan, dolabımdan çıkartmaktan bahsediyorum. Ondan ayrılmaktan bahsediyorum o evet. Kıyafetten. Ben destek olurum. Ayrılmanıza destek olurum. Onun için buradayım zaten. Evet. Bugün hem düzen, hem yerleşim, hem de dolap detoksu. Ay. Üçü bir arada. Çok iyi. Çok mutluyum. Hoş geldin. Tekrar teşekkür ederim. O zaman tişört elemesi evet. Yapayım ben. Burası çok fena çünkü. Bunları eliyorum. Bunu eliyorum. Bedenleri bile artık bana küçük geliyor. Ay en sevdiğim tişörtümün koluna fondöten lekesi gelmiş. Ama fondöten çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Severim bu arada bunu. Evin içinde giyer misin? Gerçi yırtık olması bana rahatsızlık vermiyor. Bana da hiç vermez. Önemli olan dokuması ve yumuşak olması. O materyali evet. Kesinlikle çok güzel bir kumaşı var. Kalsın. Yatarken giyerim. Evet. Burası da bu kadar. Bunları giyiyorum. Bunları giyiyorum. Bunları giyiyorum. Ben ne atacağım Bahadır? Her şeyi giyiyorum. Bu tarafa geçiyorum. Çok alakasız şeyler. Şunu giymem. Böyle bir şey hiç istemiyorum. Bu da yan odaya konmalı. Bu da yan odanın. Bu da yan. Ay böyle gömlekler. Çok güzel. Güzel mi? Evet. Ama giymiyorum ki artık. Ve modası geçmeyen. Ya geçmez bunların evet. Modasını. İpek, saf ipek bu arada. Ama giymiyorum. Çıkartıyoruz. Çıkartalım bunları evet. Da artık. Mesela... Ay rengi çok iyi. Ama yok giymiyorum. Bu da yan odaya gidebilir. Ay buna ne diyorsun? Onu elemeyelim kalsın. Dursun bence. Bir mu? Tane dolabında bu şekilde. Sus. Şöyle bir şey var. Zaten ipek. Bu verilebilir belki evet. Daha evet. Peki bu sene giydiniz mi? Yok. Bunu da giymedim bu arada. Buna ne diyorsun? Bu kalsın mı? Hırka bu ya belki giyilir. Evet önü açık bu şekilde yarım evet. Da kapalı olarak hiç bak, yüz olarak da giyebilirsin. 100 yıldır falan giymiyorum ben bunu giyeyim bence bir şeyle. Jeanle falan bile giyilir. Evet. Ne ayol. Evet. Burası da bu kadar. Çekmeceler. Ya şunu çok seviyorum ama bana çok küçük geliyor artık. İnanılmaz bir materyali var ama. Tamam dolaba satışa evet. Koyuyoruz. Bunu giyerim bence. Hı-hı. Bunları giyerim. Giyiyor musunuz? Yani çok giydim ve artık giymiyorum. Giymiyorum. Ne mutlu bana. Bu arada bunu da giymiyorum. Çünkü çok küçük bunlar artık bana. Size olarak çok küçük geliyorlar. Bu da artık. Bunu da giymiyorum. Ben bir Balmain manyağıymışım onu fark ettim. Bunu da giymiyorum aşkım. Bu da küçük, small. Ben small muyum? Benim bir kışlık bir alışverişe çıkmam lazım sadece bence. Small. Small nedir arkadaşlar? Bu hangi mentaliteyle alınmış bir trikodur? Small ne? Ben kendimi ne kadar zayıf zanneden bir insanmışım. Bunu giyiyorum. Kaç beden? Bedeni yazmıyor ama bence bir large ya da medium falan. Medium'dur bu. Evet. Neymiş? Bunu da giyiyorum. O kadar çok sahne kıyafetim var ki giymediğim. Yani giydiğim ama tekrar giymek istemediğim diyeyim. Çünkü ben bir giydiğimi bir daha giymek istemiyorum. Ama tabii ki sonrasında onu başka parçalarla birbirlerinin arasında hep matchledim, kombinledim. Son zamanlarda öyle devam ediyorum. Çünkü artık o kadar çok şey var ki onu gerçekten hani öyle bir yer yok o kıyafetleri koyacak. O yüzden artık hiçbir şey almıyorum da yaptırmıyorum da. Şimdi var olan sahne kıyafetlerimin içinden hani bir daha asla giymeyeceklerimi ayırıp dolapta onları değil mi satacağız? Evet. Çok mantıklı. En azından ben oradan kendime yeni sahne kıyafetleri yaptırırım ya da alırım. Sana açıkçası söylemek gerekirse bunların hiçbirini giymiyorum. Evet dolaba.
Şunu Peki giyiyorum. Bu siyahı giyiyor musun? Giyebilirim spora falan gidersem. Gideceğim. Benim olamaz. Bu ne büyüklük? Bu kimin şortuymuş acaba? 46 beden. Kimin kız bu? Ay sus. Eminim onu da. Bütün her şeyi döktük. Bütün kirli çamaşırı. Evet. I'm cleaning my closet. I'm cleaning my closet. Eminem'in şarkısında dediği gibi bütün dolaptaki kirlilerimi, her şeyimi açıklayacağım artık. Yeter. Ay çok iyi. Eminem'in de dediği gibi. I'm cleaning my closet. Bütün eski çamaşırlarımı atıyorum diye. Onu yapıyoruz şu an. Bildiğin eski kıyafetlerimin hepsini. Aa, bu güzel. Elimizden çıkar. Evet, onu yeni aldım. Güzel bir triko. Seviyorum. Bunu da çok seviyorum ama bedene bak. Ne bu? Bunun takım olması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Her influencer'ın vardır. Evet. Ay sus. Her kızın evinde mutlaka artık o takım olarak. Artık bazı kıyafetleri ezbere biliyoruz. Hangi kıyafet takım, hangisi tek. Kız kimlere gidiyorsun? Öğretmen. Anlat. Dedikodu ver. Veremiyoruz. Yok yok, biliyorum yani, vermediğini de. Hani böyle üstü kapalı. Anlat. Ne diyorlar mesela, en çok evine gittiğin ve tertibini sevdiğin kim var mesela, ya da hani iyi tarafından bahsedelim. Hepsi iyi benim için, bütün müşterilerim iyi. Harika. Ve birçoğuyla da fix çalışıyorum. Influencer olsun, modacı olsun, yani moda dünyasına da gittiğim kişiler var. Belki şu anda... Keserim ben, merak etme. Mutlaka. Yo, merak etme. Kesinlikle. Sen ne anlatıyordun da nereye gittin onu anlamadım. Rica ederim. İkizler burcu olarak. Doldan dala. Tuğba beni frenle. Ay Zübeyde Hanım. Frenlesin Tuğba beni. Zübeyde Hanım diyor ki buraya gelmeden önce. Bak diyor, olur gelirim tabii ki, kayıt da alabiliriz ama... Sonra editleyip paylaşacağız. Evet. Benim bazı şeylerim olabilir. Onlara dedi dikkat edelim ona göre. Ona dikkat ediyoruz zaten. Ama sen hangi konudan hangi konuya atlarken neyden yansın? İkizler burcu işte. İkizler burcu. Anlatmayacağım öyle dedikten sonra anlatmayacağım. Evet, anlattım. Ay beni çok güldürüyorsun. Şu anda bu sıfır kollardan ben bile vazgeçemiyorum, biliyor musun? Ay yok yok, onlarsız çünkü asla. Çünkü onlar evet. Çok büyük kurtarıcı oldu. Hem de nasıl, onun üstünde bir şey giyiyoruz, bir şey atıyoruz hemen. Kurtarıyor bizi. Ay çok güldüm manyak. Bu nasıl? Artık gülersin. Ya. Sana baktığımda aklıma mı gelecek? Harikalar yaratıyorsun. Zaten sonunda gördüğünüzde inanamayacaksınız. Hani o kargaşadan, cümbüşten çok uzak. Böyle her şey jilet gibi. Pantolon renk skalasına göre dizilmiş. Muntazam, ütülenmiş, katlanmış. Böyle bir giyim odasıyla karşılaşacağım. Bunu da yana asabiliriz o zaman. Yo, ne yapalım? Klibimde giydiğim bir şey. Bir daha giyeceğim bir şey değil bu benim. Eliyoruz. Çıkartıyoruz dolabından. O zaman dolap. Evet, satış. Klibimde giyildi. Çok değerli bir parça. Kime ne de. O zaman onu kombin olarak satalım. Ay yok, satmayalım kız, manyak mısınız? Neden? Hatıra, onlar müzelik ayol. Hayır. Ay, dolaba falan satışa koyayım. Geri dönüşüm. Bunlar geri dönüşüm. Ama klibimin anısı var. Anısı şeyde var. Videoda var, evet, diyorsun. Ne var. Yapacağım? Belki 150 yıl sonra bir müzede böyle bir şey giydirilmiş, düşünsene. Bir Balmumun heykelinin üzerinde o kıyafetler. Elediklerimizin içerisinde var mı başka? Mesela bir tane o klip kıyafetim. Bir bakalım, sonunda belki çıkartabiliriz. Belki ama. Tamam, belki. İhtiyacım olmayan kıyafetlerimi eledim. Şu anki aşamamız nedir? Ayakkabı. Evet. Doğru. Bir yudum su içelim mi? Su önemli. Burada sahne ayakkabılarınız var. Bu bölüme bakacak mıyız? Ya burada da aslında çok elemek istediğim bir şey yok. Hepsini giyiyorum. Ya bunu giymiyorum mesela. Ne diyorsun? Giymiyorsan eliyorum. Bunu New York Valetli. Saks Fifth Avenue'dan almıştım. Neden mesela? Neden giymiyorsun? Ay çok neden... güzel oldu. Güzel mi? Evet. Jean'le falan giyilir mi? Çok şatafat ya. Ben böyle biri değilim artık sanki. Hani ben bir yere girdiğimde bu kadar dikkati üzerime çekmek istemiyorum. Zaten yeterince çektiğim için. Evet. Bir de buna gerek yok. O yüzden bunu giymiyorum ben ve giymeyeceğim. Ve dolaba satışa dolaba koyuyoruz. Dolaba ayırıyorum. Şu nasıl mesela?
Bunu giyerim ya. Bence de giyilir. Değil mi? Evet. Bir denese miydim yoksa whatever mı dersin? Beden olarak en azından oluyor mu? Aa, çok güzel. Ya. Tabii. E giyilir bu o zaman. Giyilir. Tatlı bir şey bir de. Tam zamanı, havalar da soğudu. Evet evet. Tamam. Onu da okeyiz. Şunu giymiyorum. Bunu da Milano'dan almıştım. İlk Milano'ya gittiğimde ilk alışverişlerimden bir tanesi biliyor musunuz bu? Montenapoleone'den. Anısı var. Anısı değil. Var ama. Dolabımızda tuttuğumuz ama gerek yok. Gerek var evet. Mı yok mu bilmiyorum. Giymiyorsak giyilmiyor. Giymiyorum mesela. Bunu alıp giyer miyim giymiyorum. Ama giymiyorum ama giyer miyim bilmiyorum. Giymem ama. Hadi ayır beni bir şey söyle. Ayırıyorum. Tamam. Dolaba. İstemiyorum tamam. Ayrılmam gerekiyor. Giyiyorum. Bunu giymem artık mesela. Evet. Evet. Bunu giyebilirim. Çuval. Çuval giysem yakışır. O çuval bu çuval. Şu mesela giydiğim bir şey değil. Ne alaka? Etiketi de üzerinde. Tabii canım bir de. Bunu giyer miyim artık? Giyebilir miyim? Ne diyorsunuz buna? Küçük mü? Küçük değil. Zaten dar kesin giyiyorsunuz. Artık büyük ama, şeyler seviyorum. Tarz olarak giyer misiniz bilemedim. Bence giymezsiniz. Ben bir takipçiniz olarak üzerinde görmedim. Peki giymeli miyim? Bence mesela kötü durmadı. Giyilebilir evet, gibi geliyor. Olmuş lan hizada. Küçük değil değil mi mesela? Hayır. Küçük değil. O zaman giyerim bunu. Boşuna vermeyelim. Peki kaç yıldır giymiyorsunuz? 7. Giymezsiniz işte. Anlatmak istediğim o. Giyemez evet size miyim? Güzel oldu. Ne giyseniz yakışıyor size. Çünkü fiziğiniz 10 numara. Ay çok teşekkür yani ediyorum. Yani gerçekten anlatmak istediğim ne giyerseniz yakışır. Ama giymiyorsanız dolapta gerek yok. Giydiğiniz kıyafetleri ön planda tutalım. Giydiğiniz kıyafetleri asalım. Bunu dolap. Okey kabul. Buna ihtiyacım var. Bu kadar burası da. Okey. Ayakkabılar? Ayakkabılar çok sıkıntılı. Ben bunların hiçbirini giymiyorum. Biliyorum. Ben sadece şuraya giyiyorum ve aşağıda Jordan'larım var kapının önünde. Onları giyip çıkıyorum. Bunları hiç ayağınızda görmüyorum. Bunlarla yok. İlişkim... Ne yapacağız? 3-4 yıl önce kesildi. Evet ne yapacağız? Çıkartacağız. Bence de hani dolaptan çıkartalım. Çıkartmalıyız. Bir daha alakamın olmayacağını düşündüğüm bir ayakkabı bu. Markalı ayakkabılar. Evet. Ama çıkarmamız lazım. Hani bunlar mesela. Evet. Giyemem bir daha mesela ben bunu. Hani çeşit çeşit desen nedir bunlar loaferlar? Ama giyiyordum. Ama giyiyordum işte. Ama artık giymiyoruz. Bunları artık... çıkartalım mı? Hadi gel çıkartalım. Gerçekten. Ama şöyle olacak o zaman. Dolap boş kalacak. Kalsın. Burada kombin yaptığınız kıyafetle buradaki ayakkabıları alırsınız. Aşağı inmeye gerek kalmaz. Gerçi çıkışınız aşağısı o ayrı bir konu. Ya gerçekten giymediğim eşyaları bakın elediğiniz zaman çok mutlu olacaksınız. Biraz daha. Gerçekten mutlu olacaksın. Bunlar burada durdukça alışveriş de yapmayacaksın. Hmm. Ay yapmayayım alışveriş yapmıyorum yok, zaten. Yok modayı takip ederek alışveriş yapın. Çünkü göz önündesiniz bizler sizi takip ediyoruz. Aşkım, sizlerin üzerinde ne görüyorsak biz onları alıyoruz kıyafet olarak. Bir de onu düşün. Görmüyorum. Ayağınızda bunları görmüyorum. Nike'ları görüyorum. Adidas'ı görüyorum. Yani bilmiyorum. Yine siz bilirsiniz ama. Çıkaralım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Askı değişimi. Hadi bakalım. Buraya beyazları mı yapıyoruz şu an? Evet. Kostüm bölümüne siyah renk kullanılacak. Okay. Buradaki askılarımız beyaz askı ama iki model askımız var. Üst kısmı küt olan bir de oval olan. Hmm. Biz buraya oval olanı tercih ettik. Tişört bölümüne de kütleri koyacağız. Onlara kadar dikkat tabii ediyorsun. Ki. Ay, çünkü kıyafetlerin aksesuarı askıdır. Askıdan başlıyor. Aşkım çok haklısın. Ya, bravo. Ya, bu kadar detail gerçekten aradığım şey. Değil mi? The devil's in the details derler. Herhalde. Ay olay. Ay süper ya çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Bizi de iyi ki konuk ettiniz. Ya ne güzel. Bak. Peki neden bizi tercih ettiniz? Daha doğrusu neden beni tercih ettin? Yani bir kere yaptırdım. Sen buraya dokununca gerçekten böyle bir sihirli değnek değmiş gibi hissetmiştim. Ve o düzen, o tertip, o nizam beni çok etkilemişti. O yüzden bu kargaşayı tekrar düzeltmek istediğimde ilk aklıma gelen aa neydi? Aa Zübeyde Hanım dedim. Direkt aradım ve gelin dedim. Geldik. Evet çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bize. Çok mutluyum ya. Bu yüktü benim üzerimde bir yıldır. Yük!
Öyle evet. Omuzlarımda yük böyle giyindiğim odamda böyle geziyorum. Ama bugün rahatlatmış oldum. Evet, o yükümü atacaksınız. O yüzden çok 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 mutluyum. İnanılmaz. Bayağı eleme yaptın. Bayağı yaptık. Asıl olayımız burası. Ya benim böyle bir yerim yoktu. Kıyafetler böyle valizlerde, kolilerde falandı. Ben buraya pratik böyle hani hemen hızlıca bir şeyle asıp görerek alabileyim diye böyle bir şey yaptırdım. Ama dediğim gibi burada da çok giymediğim sahne kıyafetim var. Onları eleyip kullandıklarımla beraber bir düzen yapılması lazım. O zaman da işte Zübeyde Hanımcığım devreye girecek. Ama öncelikle anladığım kadarıyla bir eleme. Evet, olayımız düzen yapılmadan olmadı. Önce zaten kızlar biraz askı değişimine başlamışlardı. Hı hı. Hepsi siyah bir askı olacak. Düzenleme yapılmış burada. O borular dolaptan daha çok eşya alıyor, kıyafet alıyor. Biz burada düzenleme yapmadan önce elemelere geçelim. Elemeden sonra bizim yerleşimimiz daha bir kolaylık sağlayacak. Okay, hazır süper. Mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Sen hazır mısın? Ben çoktan hazırım. Mesela böyle bir look. Bir daha giyinmeyeceğimi düşündüğüm. Mesela. Takım. Takım. Bunlar hep takım. Ay bu ne biliyor musun? Pelerin. Yaka kısmı deri. Hakan Akkaya bir pelerin kullandım, Kullandınız. Yaptım. Kaç kez? Bir kere. Peki bir kez daha giymeyi düşünür müsünüz? Olabilir. Evet, Hakan Akkaya olduğu için bir şans daha verelim bence. Hakan, love you. Bunlar bak mesela Hakan Akkaya'dır. O çok güzel. Evet, inanılmaz. Mesela... Bilmiyorum. Çok şey çıkacak biliyorsun değil mi? Evet. Bunlar. Rengi çok güzel. Evet bu duruyorsun ya. Belki yeriz. Bir kere giydim. Şunu çıkaralım. Alttakini gördün. Gördüm. Tamam. Şunu vereyim. Ama ne kadar güzel. Her renk var. Her renk renklerle var Allah'tan. Barışız. Evet, renk seviyorum. Bunlar benim hayatım. Ben full. Bak bu da Hakan Akkaya. Askıya bak. Askıya çünkü. O kadar ağır ki. Ay bunun bayağı Kimene'nin klibinde giymiştim. Bunlar dursun ya. Hatıra bence. Şunu verebilirim. Şunu verebilirim. Lateksler, şeyler. Şunlara bir bakalım. Buraya bizim ayırdıklarımız da vardı. Tamam. Şunu verebilirim, bunu verebilirim, bunu verebilirim. Bu da zaten klipte giyildi, bu da duruyor. Ay inanmıyorum şu kadarcık yer ya, beni o kadar yordu ki. Yordu mu? Yorulma. Çok yordu beni mesela. Nasıl yapalım? Bunu istersen şöyle çıkaralım. Yok, buradan da eleme yapıyormuşuz şimdi. Özellikle bak. Bunlar en sık giydiğim montlar. O askılar var bebeğim. Burası pantolon olarak düşünmüştüm. Mantıklı olarak şeyi nasıl yerleştirmeliyiz? Takım olanlar üst bölüme, tek parça olanlar üst bölüme, alt ve üstleri de alt bölüme. Çünkü biz üst kıyafetimizi aldık, pantolonları da aldık ve kombin yaptık. Ama ben de şu takıntım var. Ben pantolonlara eğer yerim müsaitse ikiye katlamayı sevmiyorum. Ben de. Hiçbir şekilde boydan mı asmak evet, istiyorsun? Evet, belden tutturmam lazım ki ben bunun markasını, modelini ön plana çıkarmam göreyim lazım. Göreyim ben onu tabii böyle ki, boydan. Buradan baktığımda... Sığar mı peki boydan oraya bir pantolon boyu bence sence? Sığar. Kurtarıyor işte. Evet. Gerçekten çok daha güzel iyi olur olacak. Aşkım öyle bir şey. Anlarım seni, ne olduğunu evet. Görüp hatırlamıyorum çünkü. Çünkü ben kendi giyim odası tasarımlarımda hep belden tutturmalı yapıyorum yerim müsait olduğu zaman. Şimdi bunu biz elemeyi yapalım. Kesinlikle. Hem hani ütü çizgileri ütülenmiş şey bak, olmuş düz bir şekilde. Kırışık. Onu, tabii bunu bileyim ütülemeden bunu alıp, giyebilme şansım var yok. Mı? Yok. Onun belden müthiş. Çok iyi oluyor. Çok mantıye. Seçeyim o zaman ben. Başlayalım. Şunu verebilirim. Ama bunlar kalabilir. Yani bunları gözden çıkarmayalım. Deri, parlak, gümüş renk bunlar kurtarıcı. Bu arada pantolonlarım genel olarak şunu verebilirim. Hani çok giydiğim pantolonlarımı sık sık giyiyorum sahnede falan. Şunu mesela giymiyorum. Bu da takım Zübeyde Hanım. Ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz elimizden. Tamam. Ne kadar çok siyah şeyim var. Şuraya siyah benim rengim ya. Bir akrep olarak gerçekten hani siyahla kendimi çok fazla bütünleştiriyorum. Sen de siyah kadını mısın bir ikizler olarak mesela? Evet. Ya sus siyah olay ya. Bir renk bile değil ama harika bence.
Evet, artık çiçekli, çizgili kıyafetlere son. Evet. Öyle anlamış olduk. Biraz öyle oldu. Ay, çok yoruldum. Yoruldum. Az kaldı. Çünkü bunu siz yapmazsanız bu şekilde kalacak. Evet evet, biliyorum. O yüzden bunun yapılması lazım. Ama işte çok karışık. Ay, bunların düzen halinde görmek o kadar istiyorum ki. Olacak. Okey. Bunlar benim okeylerim. Yine bayağı şey çıkarttık. Tabii ki. Bunlardan kurtuluyorum. Hani bunların o enerjisini... Yeni kıyafetlerinize. Yeni kıyafetlerime yolluyorum. Hadi bakalım. Ener. Ener. Fark ettin mi askılar? Hepsi aynı olduğunda, üstü oval olunca ne kadar seçici oldu. Evet. Göze o hiç kargaşa geçiyor evet. İşte aşk o. Tişörtlerde de aynı. Evet. Mükemmel. Beni çok rahatlatacak şimdi o jilet gibi olduğunda. Annemle videoyu izledin mi? Beğendin İzledim. Mi? Bayıldım. Ya. Annemiz çok tatlı. Değil mi? Çok. Ya, çok samimi. Ederim. Ama şimdi şöyle bir durum var. Evet, hepimizin annesi tatlı. Hepimizin annesi herkese göre çok iyi. Ama annenizde o, yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben seyrederken o samimiyeti hissettim. Ya ne tatlı. Çok. Ya, harika o samimiyetin geçmesi. Bir de Gaziantep'li olarak baklava çeşitlerini çok iyi yapması... Antep'li misin? Evet, Gaziantep'liyim. Ay inanılmaz. Antep'e gidip baklava yemek için deliriyorum. Benim eşim tatlıcı ustası. Ey yollasın kız bize tepsi tepsi. Tamam, yersen tabii ki. Ay. Ama bakalım beğenecek misiniz? Ay, annenizin beğenirim. Yapmış olduğu tatlıyla kıyaslama yapınca. Annemi hani hiçbir şeyle kıyaslayamıyorum. Onun eli gerçekten çok başka. Sabah kapıyı açtım, gözlerim balon. Beydan dedi ne oldu? Dün gece ağlayarak uyudum. Sabah kalktım. Çünkü yorum okumaktan ağlıyorum. Evet. O kadar duygulandım ki okuduğum yorumlar karşısında. Peki hani... neyi fark ettiniz o yorumlarda? Ya neyi hissettiniz de ağladınız? Ya şöyle, aslında yorumları okudukça annemin benim için ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Annemin bana gösterdiği sevgiyi ve şefkati çok normal bir şeymiş gibi zannediyorum. Hani öyle gördüğüm için. Ama aslında insanlara değil. Göre çok anormal bir şeymiş. Yorumlarda onu gördüm ve ona evet. Çok üzüldüm. Onun için ağlıyorum. Üzülmekten ziyade mutluluktan ağlamış. Evet, aslında bir de hani şeyi de gördüm. Öyle yorumlar var ki hani ben işte kızım 3 yaşında ya da hamileyim. Anneniz gibi bir anne olmak istiyorum falan. Hani harika bir anne, örnek bir anne diye bunları duyunca böyle daha da böyle annemin benim için çok fazla değerli özellikle, ve özel olduğunu hissettim. Özellikle kendisini yemediği, annenizin yemediği yiyeceklerden bile çocuklarım yesin. Evet. Diye onu yapması evet. Beni çok duygulandırdı. Vallahi yani yemiyorum, öyle. Yediriyorum. İşte annelik. Süt kokusu, tereyağı kokusu onu çok rahatsız eder. Ona rağmen ben çok sütlaç seviyorum diye sütlaç yapardı mesela bana hep. İyi ki yapmışsınız öyle bir bölüm ki biz de hem seyrederken duygulandık hem de ben bir anneyim. Hem de annelik olarak bir kendimi daha bir farklı hissettim. Çünkü sevmediğim yemekleri çocuklarıma yediriyor muyum? Yediriyorum. Evet. Ama bu kez daha çok yedireceğim. Daha çok yapacağım. Harika, böyle ama... düşünmen ne kadar güzel. İşte herkes böyle düşünür inşallah. Annesinden babasından sevgi çok fazla görmemiş insanlar kendi çocuklarına ya da belki etrafındaki insanlara hani sevgi gösterdi. Sevgiyle ne kadar her şeyin çözülebileceğini bence daha fazla görecekler. İlham olabilecek bir videoda aynı zamanda. Oldu. İlham evet. Oldu ki o yorumlar sizi duygulandırdı evet, ve beni ağlattı. Biraz oturup yorum okuyalım mı aşağıda birazdan? Ay, aklım orada siz şey yaparken. Finalde görüşürüz. Tamam. Siz o zaman ben seçimlerimi yaptım. Şimdi siz organizasyon, düzenleme kısmında başlıyorsunuz. O zaman finalde birazcık... Finalde görüşürüz. Finalde mi görüşeceğiz? Finalde görüşeceğim. Artık burada bitti. Finalde görüşürüz. Çok etkilendim kız. Ay hadi bakalım. Zübeyde Hanım yıkılsın. O zaman biz inelim. Birazcık yorum okuyalım. Arkadaşlar gerçekten dün gece normalde 12.1 gibi uyuyorum. Ama yorum okumaktan saat kaçtı biliyor musunuz? 5.30-6 falandı, zar zor hani gözyaşlarımı sildim. Öyle uyuyabildim. O kadar ağladım ki bakın ağlayarak uyudum. Uyandım, yorum okumaya devam ediyorum. Tekrar ağlayarak güne başladım. İnanılmazdı, böyle birkaç etkilendiğim yorumu okumak istiyorum. İlkiyle başlıyorum. Ama önce bir su içmeliyim. Bayağı uzun çünkü.
İnanılmaz yorumlar yapmışsınız bu arada. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Hani bu kadar pozitif düşünmenize annemle alakalı. Bu beni çok duygulandırdı gerçekten. Okuyorum. Kanal sayesinde Kerimcan'ın karakterini, yaşayış tarzını, insanlara ve ailesine davranışlarını, üslubunu, duygu ve düşüncelerini daha detaylı görebilmek her geçen videoda onun hakkında düşüncelerime bir yenisini ekletiyor. Şahsen ben Türkiye'de bu kadar yargılanan birinin, özellikle bu video için konuşayım, annesiyle aralarındaki bağına, konuşma ve sevgi tarzına baktığımda yine ülkedeki birçok yargılamadığımız insanlardan 1000 kat daha iyi olduğu düşüncesindeyim ki gayet açık. Kıskanılacak bir davranış, üslup, karşılıklı saf bir düşünce paylaşımı ve anlayışlı pırlanta gibi cevaplar. Soruları cevaplarken kırılmamasına özen gösteren, saygısını bozmayan bir annenin "senin için daha çok takım elbise giyebilirim" cümlesinin güzelliği karşısında yazıyorum bu yorumu da. Çok etkilendim diye de belirtmiş. Çünkü annesinin onu öyle hayal ettiğini ama tercihlerine saygısından bunu pek de dile getirmek istemediğinin farkında. Bana kalsa giymem, sevmiyorum ama sen benim annem olarak bunu istiyorsan ben elimden geleni yaparım gibi bir düşünceyi bu naiflikte söyleyebilmek bence tamamlanmış bir kişisel gelişim göstergesidir. Çok etkileniyorum. Bazı tercihler sebebiyle gerek dinen, gerek toplumsal olarak yargılanan birinin aslında dinine çok düşkün birçok insandan daha çok kaliteli ve iyi niyetli olduğunu görüyorum videolarda. Toplum olarak bazı şeyleri çok yanlış anladığımızı düşünenlerdenim. Önemli olan insanın içindeki saf niyettir. Yoksa hiçbirimiz günahsız değiliz. Zaten böyle güzel bir anneden böyle güzel bir evlat çıkması da çok olağanmış. Seni ve hayatını detaylı görmek beni daha çok yakınlaştırdı Kerimcan. Yüreğinin güzelliği kadar güzel bir ömrün olsun demiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bakın bu yorum beni çok etkiledi. Hani bir şeyleri görebilen, hissedebilen, anlayabilen insanların olduğunu görmek beni gerçekten çok daha fazla heyecanlandırıyor. Ve annem için o kadar böyle pozitif yorum gelmiş ki onlardan da birkaç tanesini okuyacağım. Hülya Hanım'ın Kerimcan'a sürekli anneciğim diye hitap etmesi zerafeti, güzelliği ve naifliği. Ya gerçekten annem böyle bir kadın ve gerçekten nasılsa onu yansıtabildiği için ve siz de onu görebildiğiniz için çok mutluyum. Sen hiçbir şey olmasan da seninle gurur duyarım. Bu cümle işte o kadar değerli ki muazzam bir kadın, muazzam bir anne oğlu ilişkisi. Teşekkürler. Rabbim annelerimizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Bu arada hepimizin. Kaybettiyseniz eğer annenizi de nurlar içinde yatsın inşallah. Çünkü çok özel bir şey anne duygusunu tatmak. Hani annemin yokluğu düşünmek bile istemediğim bir şey. O yüzden annenizi kaybettiyseniz de hepinize sabır diliyorum. Anneniz de nurlar içinde yatsın. Senin için daha çok takım giyebilirim cümlesinden bile o sevgiyi hissedebilmek. Mesela. Annesinin hep sevgi diliyle konuşması içimi ısıttı. Kerimcan'ın bu kadar tatlı ve özgüvenli bir insan olmasının sebebi böyle güzel bir ortamda büyümesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çok haklısın, öyleydi. Kerimcan ve Samet'in özgüveni, muhteşemliği, saygıları, güçlü duruşları, zekaları nereden gelmiş belli oldu. Harika anneler tarafından büyütülmüşler. Evliyim ve bebek düşünüyoruz. Bu video ile daha çok anne olmak istedim. O üslup, o yaklaşım, kesinlikle anne olmak isteyen her kadının izleyip bir evlada nasıl davranılmalı, görmesi ve öğrenmesi lazım. Not, bebek için tedavi görüyoruz. Bizim için güzel dileklerde bulunur musun? İnşallah olur. Çok tatlısınız. Bunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Hiç sıkılmadım. Her anını içimde duygu patlamaları yaşayarak bazı yerlerde gözlerim dolarak izlediğim tek video oldu. Nasıl güzel bir iletişim, nasıl naif, nasıl sıcak, nasıl kibar, güzel kalpli bir anne. Aynı ölçüde nasıl güzel bir evlat. Kimse göründüğü gibi değil bu dünyada. Güzel örnek oldunuz bana ve herkese. Velhasıl çok duygulandım çok izlerken. Allah anneciğine uzun ömürler versin. Hiç ayrılmasın inşallah. İnşallah amin. Ay, fena ağlıyorum. Çok tatlısınız gerçekten. Hepinize bu muhteşem yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdınız. Annemi düşünemiyorum. O da kesin şu an yorum okuyup ağlıyordur. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Vallahi de billahi de oh be. Eline sağlık kız. İyi günler Dedaltım. Ay bize bak ama. Detay. Detay. Aşkım neler yaptın. Hay, aynalara kadar temizliyesim geldi. Öyle bir düzenlediniz ki şu hale bak. Giyme odamda yaşayacağım. Bu gece burada yatacağım.
Ne mutlu bize be yani. Ellerine bize. Sağlık. Neler yaptın sabahtan beri uğraşıyorsunuz. Bu arada normalde biliyorsunuz cumartesi ve pazar günü. İki gün ayırmıştık biz buna. Evet. Ama Zübeyde Hanım'a birden böyle bir enerji perileri geldi. Benim sayemde olduğunu düşünüyorum. Ve bir gazla ekibiyle beraber harika finali yaptık. Harika bir iş çıkarttılar ve finali yaptılar. Yani cumartesi başlayan videomuz pazar bitecek diye planlarken cumartesi gecesi bitirdik bu işi. Gecesi derken aslında pazar günü bitmiş oldu. Yok kız saat 1 oldu. Bayağı çalıştınız ama 12 evet. saattir falan buradasınız. 12'de geldiniz 12 oldu. 12 saat ama ne düzen, ne organizasyon, ne şov. Önemli olan finalin güzel olması. Evet hadi anlat. Ve sizin beğenmeniz. Hadi bakalım ne olur göster gezdir. Evet çanta bölümümüze bakalım. Çanta bölümümüzde tamam. neler yaptık. Hadi bakalım neler yaptın. Çantalarımız sağa sola devrilmemesi adına çanta ayracı Ay süper. Öyle bir şey olduk. O kadar lazımdı ki. Evet. Hem birbirine değip deform olmasını engellemiş olduk hem de dik duruyor. Süper. Daha şık duruyor. Burada Louis Vuitton'ları üst bölüme yer verdik. İyi yaptın. Ve fark ettiyseniz de şapka standımız. Ay süper. Ondan bir tane daha getireydin küçük Prada ya. Yazık o aç kalmış. Getiririz. Sıkıntı değil. Gerçekten getiririz. Tamam. Daha da şık durur. Evet. Dik durarak. Müthiş. Üst bölümdeki çantalarımızın bazen içinde boşluk vardı. Biz onları doldurduk. Biz her zaman diyoruz ki çantalarımızın dik durabilmesi için kırılmaya engellemek adına içerisini mutlaka doldurmamız gerekiyor. Evet. Biz içerisine bazen kağıtları kullanıyoruz, bazen patpat kullanıyoruz, bazen ayakkabı kılıflarına yer veriyoruz. Bazen de kıyafet kamboçlarına yer veriyoruz. Biz burada içindeki gizli kalsın ama dik durması için... Bugün bunların hamallığını ben yaptım. Bütün evet. gamboçları çantalara ben doldurup onları güzel bir şekilde tepelere ben dizdim. Çünkü hani boy olarak da... Uzun olduğunuzdan dolayı. Ay düzen. Ay inanamıyorum. En çok sevdiğiniz alan. Şu sadelik, renk skalasının geçişinin sadeliği. Siyahları buraya koyduğunu görüntülemekteyim. Evet. Çok mantıklı hareket. En çok sevdiğiniz alan. Çoraplarım. Çok güzel olmuşlar. Biraz daha çorap almam lazım. Sanki çorabım azalmış. Olabilir. Çünkü katlama yaparken de elemeler yapmıştık. Evet doğru. Bir de ben ondan Tabii. eledik. Eşofmanları buraya koydum. Tabii ki. Çok güzel sade. Onları da zaten günlük pratik hemen alıp giyiyorum. Müthişsin. Burada ne yaptın? Burada tişörtlerimiz. Önü fermuarlı hoodie'lerimizi üst bölüme yer verdik. Süper. Sonuçta boyunuz uzun boylu olduğundan dolayı rahatlıkla alıp koyabilirsiniz. Evet evet süper. Ben bile rahatlıkla koyabildim. Uzun kollu tişörtlerimiz. Ay harika. Yani kısa kollu, uzun kollu ve pantolonlarımıza yer verdik. Buradaki pantolonlarımızı ikişer tane asarak yine rengine uygun bir şekilde süpersin. Yerleşim yaptık. Bu böyle devam etsin inşallah. İnşallah. Temelimiz o. İnşallah. Çok sık seyahat ediyorsunuz. Yani ayırmaya da gerek yok. Aslında çok fazla kıyafetiniz yok bu arada. Evet bu arada. Hani az ve öz şeyler. Evet az ve öz kıyafetler. Zaten bugün de bayağı bir kıyafetlerde elediniz. Bayağı eledik. O rahatlık var şu an. Rahatladı dolap. Burada sadece kısa kollu, sıfır kollu ve uzun kollu. Ay, kıyafetlere süper. Yer verdik ama tabii ki şöyle bir baktığımızda biraz renklerinde bir karışıklık olabilir. Ama Yo. En azından Gayet kategori güzel. Olarak ayırmış olduk. Bakalım. Burada bir etiketleme sistemi yaptık. Beğendiniz mi? Harika oldu. O kadar rahatladım ki artık sıfır kollu nerede, croplar nerede, hani yarım kollusu nerede bunları biliyor olacağım. Çok güzel olmuş. Wow. Buna ihtiyacım vardı. Değil mi? Müthiş. Harikasınız. Hadi bakalım müthiş. Ay çok güzel olmuş. Ellerine sağlık bir tanem. Bütün tabii adaların içlerini yaptın. Oraları evet, şimdi açıp şimdi detaylı. Kişisel eşyalarımız. Tabii. Gözlüklerim. Renklerine Hı-hı. göre görüntülüyorum. Ayırmışsın. Çok güzel olmuş. Takılar burada. Ayakkabılar. Asıl. Şimdi burada neyi fark ettiniz? Ayakkabılarda bir değişiklik yaptık. O şatafatlı ayakkabıların tamamı hayatımdan çıkıp daha giydiğim spor ayakkabılar ön plana gelmiş gibi hissediyorum. Bir açayım bakayım. Öyle mi oldu? Evet. Evet öyle olmuş. Çok güzel olmuş. En azından hani giyeceğim şeyler. Marka Şimdi, olarak tabii ayırdınız. Ki. Yani ben Nike giymek istiyorum örneğin. Tek kapakta olayı çözümlüyorum. Converse bölümü. Vans'lar, Converse'ler tek kategoride. Louboutin'ler. Evet. Burası Adidas'lar.
izler. Süper. Wow ya aşkım inanılmazsın. Orada botlar harika. Hadi yanına ya. Hadi. Asıl kargaşanın o dağınıklığın oraya. İnanmıyorum. Nasıl pantolonlar? Wow. Benim bu kadar pantolonum var mıydı? Varmış çünkü neden? Bir askının içerisine asılan 3-4 tane pantolonlar vardı. İnanmıyorum. Biz bunları tek tek ve renk, kumaş. En azından kafada şu soru işareti kalmayacak. Benim deri pantolonum nerede? Siyahların arasında bile aramanıza gerek kalmadan. Deriler tek bölümü orada. Evet. Ha, bütün deriler burada görüyorum. Ay inanılmaz. Şu tercih ettiğim renklerin güzelliğine bakın. Wow. Burada kısa kollular. Sıfır kollulara sıfır yer kollular. Verdik. Rengarenk. Ay mağaza gibi olmuş. Evet. Yani hani önceden bu odaya girip asla kombin yapmaktan o kadar korkuyordum ki. Çünkü bir saatlerimi alıyordu bir şey arayıp bulmak, ayarlamak. Şu an kombin yapmak istiyorum. Değil mi? Ha, inanılmaz bir şey. Çok da kolay ve pratik oldu. Tabii hani şuradan şunu alayım. Atıyorum şuradan şunu alayım. Matchliyim falan istiyorum. Bu üst bölüme de biz takımlara yer verdik. Hı-hı. Takımlarla da ceketleri birleştirmiş olduk. İyi yaptın. Çok iyi yapmışsınız. Yeleğimiz, ceketler. Evet. O ceket bu arada. Hani o eril soruyordunuz bu arada. Bu. Çok da güzel rengi değil var. Değil mi? Renk şey. Olay. Ay aşkım inanmıyorum ya. Hayatımı kurtardınız. Ay ne mutlu bize. Bak bu kadar rahatladığım bir gün olamaz. Emeğimize değmiş. Gerçekten oldum. Emeğimize beğenmenize sağlık. Bu kadar saattir burada. Sen, ekibin, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum bir tanem. Biz teşekkür çok ederiz. Çok güzel oldu. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Wow. Artık sizleri bu düzenin içerisinde şık şık güzel güzel kombinlerle. Evet. Mağaza gibi aşkım mağaza olmuş. Çok teşekkür ederim. İyi günler de kızım. Çok sağ ol. Bir tanem benim. Beni çok eğlendirdin bugün bu arada genel olarak. Ne kadar gösteremesek de. Çok tatlıydın. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık. Gerçekten minnettarım. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Fixleyelim. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, fikirlerinizi bizimle yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.